Merhaba arkadaşlar. Bugün size Skoyko'nun JK60 adında 4 mevsim giyilebilecek bir montunu tanıtacağım. Bu mont gerçekten 4 mevsim için biçilmiş kaftan ve fiyat performans için de gerçekten güzel bir mont. Özellikle enduro scooter, touring gibi motorlarda rahatlıkla kullanılabilecek uzun montlardan bir tanesi. Ne gibi özellikleri var? Özellikle gerçekten iyi bir kumaşa sahip. Yani sizi kazalarda koruyabilecek, sürtünmelerde size daha iyi koruyabilecek, zarar görmenizi engelleyecek şekilde yapılmış bir kumaşa sahip. Kumaş özellikle hani delikli yapılmış, kolay rüzgar geçirsin diye, fakat içinde hem rüzgarı engelleyebilecek hem de sizi sıcak tutabilecek, aynı zamanda yağmurdan koruyabilecek bir bölüm var. Bu bölümleri teker teker göstereceğim, hepsini tanıtacağım size. İlk önce özelliklerinin detaylarını vererek başlayayım. İlk önce bileklerinden başlayalım. İlk önce bilekleri şöyle ters şekilde cırcırtla yapılmış ve hani kolay açılabilmesini sağlamak için sadece böyle cırcırt kullanmışlar. Herhangi bir fermuar kullanmamışlar. Hem kol içlerinde, hem kolun üst tarafında, hem kolun alt tarafında şöyle cırcırtla açılan ve kolunuza göre, kolunuzun kalınlığına göre, inceliğine göre ayarlayabileceğiniz şöyle çıtçıtları var. C'ye onaylı korumaları var. Hem bu dirseklerine hem omuzlarına konmuş. Aynı zamanda sırtına da konmuş. Sırtını da şöyle göstereyim. Sırtında şöyle. Aynı zamanda tabii arka bir tane daha cep eklemişler. O cepi biliyorsunuz hani yolcunuz, arkada oturan artçınız içine hani cüzdanını, işte telefonunu koyabilmesi için ve işte siz de kullanıyorsanız arka cebinizi, istediğiniz herhangi bir şeyi koymanız içindir. Fakat size bir tane uyarım var. Bu uyarılardan bir tanesi de şu. Diyelim iç ceplerinizi kullanıyorsunuz, yan ceplerinizi kullanıyorsunuz, üst ceplerinizi kullanıyorsunuz. Buraya koyduğunuz herhangi bir şey sizin batıcı bir şey, daha doğrusu diyeyim. Bu batıcı şeyler sizin kazada daha fazla yaralanmanıza sebep oluyor. Bu da nedendir? İşte sürtünme, yuvarlanma sırasında o batıcı, diyelim anahtar koydunuz, başka bir anahtar koydunuz, bir çakmak koydunuz veya işte cep telefonunuzu buraya koydunuz, çanta kullanmadığınızda buraya koydunuz. Onlar yuvarlanma ve kaza sırasında sizin vücudunuza batıyor ve size daha fazla zarar veriyor. O yüzden de buraya en fazla cüzdan, ruhsat gibi hani düz, sizi yaralamayacak şeyler koymanız çok daha iyidir. Bu monta geri dönelim. Bu hava geçirgen bir mont, o yüzden de 4 mevsim kullanılabiliyor. Özellikle file dokudan yapılmış iç ve dış kısımları var. Ceplerini açtığınız zaman da içinde file kısımlar olduğunu göreceksiniz. Bunlar sizin yazın daha fazla hava alıp daha ferah bir sürüş yapmanızı sağlamak için yapılmış. İç tarafında da özellikle file doku kullanılmış ve hani kol ayarlamalarıyla, işte korumalarıyla, görünüşüyle, şuradaki reflektif şeritleriyle gerçekten iyi bir mont. Yani şöyle diyebilirim, şurası da işte şöyle cırcırtla kapanıyor. Şu cırcırtı şöyle kapatıyorsunuz. Ve işte hani boynunuz, hani boyun da çok kısa değil zaten. Hani sizin verim alabileceğiniz şekilde yapılmış. O yüzden de dedim zaten hani fiyat performans montudur. Ve gerçekten hani iyi yapılmış montlardan bir tanesi. Omuz, sırt, dirsek korumalarının hepsi var. Kol ayarlamaları var. Yanlarında cepleri var. Şu şekilde iç astarları da çıkabiliyor. Şu şekilde açılıyor. Şöyle buraya da işte herhangi bir malzemenizi, batıcı olmayan malzemelerinizi koyabilirsiniz. Şöyle kapanıyor. Üst tarafta da şöyle cepleri var. Şu cepleri de açarak bir şeyler koyabilirsiniz. Açtığınız zaman önde bir tane fermuar görüyorsunuz. Aslında iç fermuarı da var. Yani iç fermuarından astarı da kapatabiliyorsunuz. İki kere korunma demek. Yani bu mesela bir tanesi şu şekilde yapılmış. İçinde de file bir doku var. Bu file doku da zaten hani sizi yazın ferah tutmak için yapılmış, ama üstüne bir tane yağmur ve yağmur geçirmeyen ve ısınızı, vücut ısınızı dışarıya vermenizi engelleyen, kışın da sizi koruyabilecek bir tane termal bölüm var. Ve bu şu kısımlarda fileli şekilde yapılmış. O rüzgarı rahatlıkla dolaşmasını sağlayabilecek şekilde yapılmış. Arka bölümde de hani o rüzgarın çıkabileceği gibi delikli bir yapısı var. Ve sırt koruması var. Sırt koruması da gerçekten belin neredeyse köküne kadar iniyor. Uzun mont olduğu için de sizi gerçekten çok daha iyi koruyor. Ve işte şöyle bir cırcırtlı bir yapısı var. Şurasında bir şey yok. Bir hani astarında bir tane cebi yok, ama iç tarafında
kendi bir tane cebi var. Yani astarları çıkarttıktan sonra cepsiz kalma diye bir şey yok. İç tarafındaki cebi kullanabilirsiniz. Bu tarafı da aynı şekilde, şu şekilde yapılmış bir iç bölümü var. Ve bu ne denir? Fileli doku yazın rahat bir sürüş yapmanızı sağlayacak. Astarı çıkarttığınız zaman ferah şekilde uzun süre gitmenizi sağlayacaktır. Tabii ön kısımdaki şu bölümleri açarsanız daha fazla hava girip daha rahat sürüş yapabilirsiniz. Bu montun özellikleri bu kadar. Belinde tabii ki yani şöyle yapılmış tokaları var. Bunlar da cırtcırtlı tokalar. Şu şekilde kapatabiliyorsunuz ve sıkabiliyorsunuz. Belinize tam oturmasını sağlayabiliyorsunuz bu şekilde. Bu benim giyim. Yani bazı arkadaşlar şeyi soruyorlar. Diyorlar hani üstündeki kaç, senin beden ölçün kaç? Benim üst beden ölçüm 112. Bana ortalama large ve X large uyuyor. X large bedenler uyuyor. Kilom 88 arkadaşlar. Üst bedenim 112. O yüzden de X large, large gibi bazen giyebiliyorum. Bazılarının kalıpları küçük oluyor. Bazılarının kalıpları biraz daha büyük oluyor. Onu da hani mağazaya sorarak öğrenebilirsiniz. Mağazadaki ürünlerin hepsini ben tanıtıyorum arkadaşlar. Ama hani ürünlerin altındaki beden tablosuna bakıp oradan hani kendi vücut ölçünüzü de hani bir mezuroyla bir kağıt cetveller falan oluyor ya da işte kumaş şu şeyler oluyor, ölçücüler oluyor, tam böyle vücudunuzun santimine kadar ölçün, tablodan karşılaştırın, öyle alın. Ben tabloyu şurada yayınlayacağım arkadaşlar, oradan da hani kendi mont ölçülerinizi şey yapabilirsiniz, görebilirsiniz. Daha önceden ben kask beden ölçüleri, işte eldiven ölçüsü, mont ölçüsü veya kask ölçüsü nasıl alınır diye bir tane video paylaşmıştım. Onu da linklere ekleyeceğim. O da şuradan çıkacak. Bazen unutuyorum. Oradan çıkacak diyorum. Çıkmıyor. Videoyu yaparken tamamen bazen hani unutmuş oluyorum. Kusura bakmayın onlar için. Hani yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Ben hani mağazadaki her şeyin tanıtımını yapmaya çalışıyorum. Sizin sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Umarım yararlı paylaşımlar oluyordur. Ve umarım yararlanıyorsunuzdur. Fiyat performans olarak hem iyi ürünleri, yüksek fiyatlı ürünler, çok daha iyi ürünler isteyenlere, çok daha iyi ürünleri, uygun fiyatlı ürünleri isteyenlere de uygun fiyatlı ürünleri sunmaya çalışıyorum. Umarım yararı oluyordur dediğim gibi. İyi sürüşler, kendinize iyi bakın, iyi günler.